Bana bir şeyler. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Güzel bir günaydın. Hadi bakalım, kalkma vakti. Önce kahvaltı, sonra da okul. Yani ne acelemiz var? Deniz'i önce okula gönderelim, ondan sonra gideriz. Hayır efendim. Deniz'i bugün Nazlı ablasıyla Süleyman Avcaz'ı gönderir okula. Biz üçümüz hemen hastaneye gidiyoruz. Hadi. Hadi. Kalk bakayım. Dur, eğilme sen. Eğilme, ağır da kaldırma. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman sen bana söyle, ben getiririm. Giymene yardımcı olayım mı? Hadi bakayım. Sen bugün ne giyeceksin? Soner, abartıyorsun ama sanki yarın doğum yapacakmışım gibi davranıyorsun. Daha bebek, mercimek kadar. Olsun, yorulma sen. Neme lazım? Hangi elbiseni giyeceksin? Soner. Efendim? Hadi sen git bak bakalım kahvaltı hazırlanmış mı? Benim karnım çok aç, başım falan döner şimdi. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Hadi. Hadi hazırla.
Bahar Hanım, bu ilk gebeliğiniz değil mi? Evet. Her şey olmuş. Her şey normal yani, değil mi? Bir aksilik yok. Evet. İlerleyen süreçte bir düşüneceğiz, konuşacağız. Belki de sezaryen yapmak durumunda kalabiliriz. Ne oldu? Bir sorun mu var? Hayır. Muayene ve tahlil sonuçları Bahar Hanım'ın küçük de olsa böyle bir ihtimali dikkate almamız gerektiğini işaret ediyor. Onu söylemek istedim sadece. Doktor Bey, açık konuşun. Yani bir sorun varsa ciddi bir şey, bir tehlike. Yani Bahar'ın hayatıyla ilgili tehlikeli bir şey varsa lütfen açık söyleyin. Soner Bey, elbette Bahar Hanım'ın sağlığı öncelikli. Ama telaşa kapılacak bir durum yok. Bahar Hanım da, bebek de gayet sağlıklı. Her şey yolunda giderse... Bir dakika. Her şey yoluna giderse ne demek? Ne demek yani? Her şeyin yoluna gitmeme gibi bir ihtimalim var. Ne? Soner, sakin ol. Ama... Yani bu 9 ayın sonunda belki de normal bir doğum olacak. Ama olmazsa sezaryen yapabileceğiz. Ama her iki durumda da tehlike söz konusu değil. Her şey normal yani. Lütfen rahat ol. Her şey normal yani. Evet. Doktor Bey, bir sakinleştirici falan yazsanız bir ihtiyaç durumunda kullanmak için. Bahar Hanım'ın sakinleştiriciye ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Bahar Hanım'ın sakinleştiriciye ihtiyacı olduğunu ben de sanmıyorum. Sakinleştirici benim için efendim. Soner. Tamam. Tamam mı? Sakin. Tamam, sakinim. İyiyim. Kaç oldu? 7. 7. Çevireyim sen atla Bahar abla. Sen şimdi Nazlı ablanın yanına git. Oradan tut. İkimiz beraber çevirelim. Nazlı ablan atlasın. Olur mu? Olur. Bahar bebek bekliyor. Çok iyi bir haber bu. Tebrik ederim. Doktora gittiniz. Ne dedi? Her şey yolundaymış. Doktor öyle söyledi ama ben yine de... Ama siz yine de korkuyorsunuz. Evet. Korkmayın desem bir faydası olur mu? Hayır. O zaman siz yine korkmaya devam edin. Bazen gerçekten çekilmez oluyorsun, biliyor musun? Deniz'in haberi yok. Daha söylemedik. Nikahtan sonra söylemeyi düşünüyoruz. Bahar bu konuda endişeli. Deniz'in tepki göstermesinden korkuyor. Ya siz? Aynı konudan siz de korkuyor musunuz? Bilmem yani şey... Evet. Korkuyorum. Murat doğduğunda onu kıskanmadınız mı? Artık her şeyinize ortak olacak yeni biri gelmişti. Hatta belki de eskisi kadar sevilmeyecektiniz. Hı? Evet. Ama onları da çok sevdiniz. Evet. Deniz de sevecek kardeşini. Merak etme. Siz de sağ olun. Bu arada çekilmezlik konusunda kimse sizin elinize su dökemez. Onu da belirteyim. Maaşını keserim.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.